Join us this week as we get to know the Ahiskin Americans. We'll meet these strong-willed people who have found a new home as refugees in the U.S. First, we'll visit the Shukmandarovs as they enjoy freedom and equality here in the States. Later, we'll taste some traditional and hearty Ahiskin dishes. Last but not least, we'll celebrate the International Women's Day with an Ahiskin flair. All coming up on the next World in America. Ahiskin is a beautiful green and mountainous region located in southwestern Georgia. Though not an independent state, the people of Ahiskin are a free-spirited, courageous, and hard-working group of individuals. Since the 1600s, Ahiskins lived under the Ottoman rule. As the Ottomans lost power in the region, security of Ahiskins also became fragile. And finally, in 1828, as the result of the Ottoman-Russian War, the Ottomans lost the control of Ahiskin to Russia. O 1828. yılda Ahiskin Türklerinin kara günü başlandı. The following two centuries were dominated by discrimination, displacements, and expulsions. During the beginning days of World War II, the Ahiskins were to be deported thousands of miles away. İkinci Cihan Savaşı'nı kurtarmasına 5-4 ay kalarak bunlar 32-33. Yıllardaki planlarını emele aşırdılar. 15 Kasım gece saat 12'de her bir aileye, her bir eve 10-15 taneden silahlı asker girdi. Düşmencesine bizleri doldurdular vagona ve başladılar sürgüne. 45 yıl biz Özbekistan'da yaşadık. ...89. yılı bizi ikinci kere sürgün başımıza geldi. Second class citizenship, lack of education, and limited job opportunities became their daily reality. Russian authorities called the stateless Ahiskins foreigners who have no right to remain in Russia. But they persevered through nonviolent resistance, such as organizing hunger strikes. And eventually, looking for a new home to realize their dreams, Ahiskins reached out to the Americans and their government, which sparked a long-awaited hope. In 2004, yılda Amerika'nın bundan yollanan insanlar dedi ki, bak. Kim isterse Amerika davet ediyor. Finally, the International Organization for Migration implemented a program to resettle Ahiskins from Russia's Krasnodar Krai to the United States between 2004 and 2007. Allah razı olsun Amerika'nın prezidentinden de ve Amerika halkından da. Çok memnunum, minnettarım, teşekkür ediyorum.
About 12,000 Ahiskan refugees have been placed all across the state since 2004, and few cities are becoming so-called Ahiskan American hubs. Dayton, Ohio is one such city, currently emerging as an Ahiskan American Mecca. Akrabalarla birlikte 5 aile geldik. Toplam 16 aile oldu. Ama 2 sene içerisinde başka bir yerde olmayan bir yani anormal bir şey yaşandı. 240 aile civarında şu anda askerler burada oturmakta. Bunlar Amerika'nın tamamıyla her yerinden, her kısmından gelen askerli aileler. Evlerin ucuz olduğuna göre genel buraya çok geliyor. Zannediyorum ki bura ne diyeyim ikinci bir akısı olur. Dayton şehri ikinci bir akısı olur. Meet the Shakmundurovs. They are one of the many new Ahiskan Americans making Dayton, Ohio their new home. 2006 yılında geldik, Amerika'ya gelip düştük. Boise şehrine, Idaho diyen ştatına gelip düştük. Biz 20 yıldır evliyiz. 4 çocuğum var, bir kız, 3 oğlan. Kızım 18 yaşında, 17 yaşında oğlum, 13-12 yaşında oğullarım var. Rusya'da 15 yıl yaşadık biz. Rusya'da çok çetin, buraya göre çok çetin, orada çok kıyınçılıklar gördük. İş yok, böyle evde bir şey edip çalışsak, pazara götürüp satsak, onu getirip okula vermemiz lazım idi. Nasıl ki evden çıktık ile geldik, buraya düştük hiç kıynalmazdan. Bizleri aeroportlarda çok iyi karşıladılar. Çalışana kadar bize yardım para da verdiler. 3-4 aydan sonra okuşu bitirdik de işlere girdik. İkimiz beraber gidiyoruz, geliyoruz. Ayakkabı fabrikasındayız. Çalışıyoruz. Maaşımız çok güzel. Onun 3 gün, 4 günü bize yetti. Well, my parents and they wanted us to have a better life, better education, so they came here just for us. I read this book called Journey to the Center of the Earth, and there's this guy who tries to go to. Bize yakın yer burada kütüphane vardır. Bizim çocuklar 3-4 hangisi isterse gidiyorlar. 3-4 saat orada çalışıyorlar, kompüterde kitap alıyorlar, kitabı eve getiriyorlar, evde okuyorlar, yine götürüp veriyorlar. Böyle haftanın 2 günü bu evde okuyorlar, çalışıyorlar. Zuhare is a successful high school student, calling attention to the speed with which Ahiskans integrate into the larger American society. I go to Horizon Science Academy, Dayton, Ohio. I'm in 12th grade. 4 years ago, I didn't even know what is the English language is. Now I'm speaking English. In our school, in senior class, my rank is number one, and I have been selected for honor roll this year. For my future, I want to become a doctor. Wrestling is the ancestral sport of the Ahiskans, and young Shira Lee is no different, doing a good job in his school's wrestling team. In our school in Russia, we didn't have wrestling, we didn't have any sports there. My English teacher advised me to do some sports. She and me went to a coach, wrestling coach, and I talked to him. He said, yeah, welcome to wrestle you, and that's how I started. One essential value that all Ahiskan Americans share is hospitality. The Shakmundurovs are no different. Ne içersiniz ama? Ben de kök çay içerim.
Our Huskan people are very hospitality. They love to take care of the people, guests when they come to their houses. Aman nasıl olur? Kara çay verin oğlum ben. Ay sağ olasın. Even they don't even know those people who came to their house. They just welcome them in a very hot way. Visiting the hospitable Ahiskan American family but not tasting their delicious cuisine would be a big miss. The Shak Mondarovs display their culinary skills in traditional Ahiskan dishes. Now the dish we're going to cook is Ahiskan dolma. The ingredients are for this dish is ground beef, a rice, and an onion. We mix onion and rice with ground beef and add a little bit salt and black pepper. And the trick is we have a special pot for this. It has a metal plates on it. We put dolmas, a few dolmas on it. Now we're done with our meatballs, and then next I'm gonna put the plate into pot, and then we're gonna cook it in steam, and the steam will cook it in deliciously. We have steamed our dolmas for half an hour, and now they're ready. Now I'm gonna take them off. And we're gonna plate them in a plate. And the last taste is we're gonna put a sauce which is made of onion and butter. This is our Ahiskan dolmas. You can enjoy it anytime if you visit any Ahiskan family. Ahıskalı Türklerde en çok sevilen yemek hinkal, manti, samsa. Today we're gonna make a hinkal for you. Hinkal is a famous dish for Ahıskan people. First step is to we're going to break two eggs into a bowl of flour. Using the little bit of flour, the dough becomes very rough and then it's the rest for 10 minutes. Ahiskan foods are very hard to make them, but it pays off because they're very delicious. They have good taste in it. Okay, now my aunt is almost finished with spreading out, and the next step is to, she's gonna cut them in small pieces. And my mom's filling the filling in each of the square. Now they have to close the squares. Finally, we've completed our little hinkals. Now, next step is to boil them in for 15 minutes. Water is boiling. Before we put a hinkal in it, I'm gonna make a sauce for the hinkal, which is made of onion and, I mean, butter and onion. While I'm making the sauce, my aunt Rusama is going to put a hinkal in the boiling water. And my sauce is also ready, and I'm gonna put a little bit of sauce in. Our hinkal is ready. You can come and join us. John Metz is one of the many local Daytonians who does their best at helping Ahiskans acclimate to their new environment.
Working at Chase Bank, his specialty is personal finance, which is a crucial area to grasp for any new immigrant community. If somebody just arrived fresh off the plane, you know, and walked into my bank, first of all, I want them to feel at home. We really strive very hard to make them feel comfortable and to get the answers they need. A lot of them have questions about credit, how to buy a home, what is a realtor, and how to get them hooked up with a realtor. Since they moved into to North Dayton community here, the crime level has gone down. Different people have noticed this. So it's really helped the community in that way. It's a much safer place. But it's just as far as the home values, you know, the more homes they're buying, it's causing the home prices to go up, which we love that here in our community. Working as a truck driver across 50 states, Zia Shakhmandarov is one of the many Ahiskan Americans who purchases homes, renovates and remodels them, which then increases the value of the whole neighborhood. Bu evi arkadaşlar yani konu komşu, dostlar, kardeşler yardımıyla bu evi bitiriyoruz. Bu sokakta yani yerli olan cemaatimiz Aksakallılar yaşıyor, Spanish people yaşıyor. Yani hepimiz böyle güzel komşulukta birbirimize sabahına çıkıyoruz, selam aleyküm, görüşüyoruz. Ne bileyim, çok güzel muhabbet ediyoruz komşularımızla. The ability to purchase and remodel a home is one of the many benefits that Zia cherishes about being in the States. Geldik gördük ki böyle bir her şeysi Amerika'nın %90'ı rahat, her şeye, yolda da, yaşamada da, kazançta, hepsi güzel. Allah'a şükür bu 5 yıl içinde biz gelenle bize arkadaşların yardımı ile hem maddi durumumuz çok güzel oldu hem de dini durumumuz, okumamız, yazmamız hepsi Allah'a şükür yolunda okuyoruz. Bunu yanına mı yaptınız kızlar? 12'lerde gideriz. Bir günde akşamına çocuklarla gene şey hazırlık ederiz. Çocuklara da diyoruz ki gene biraz yer gelsinler. 8. Mart bayramının vesilesiyle her bunda bir 200 aile oldu inşallah. Hepsi birlik olur, dostluk olur. Her vakit birlikte güç doğar diyorlar. Bu 8. Mart dediği bu kadın kızların birbirini sevindiren günleridir, birbirini haz ettiren günleridir, birbirini tebrikleyen günleridir. Allah bugünkü böyle günlere ulaştırmış. Biz de dedik ki gelin yığılak, birbirimizi tanıyak, tebrikleyak. Ahiskan women's hard work is paid off when the Dayton community gets together to celebrate the International Women's Day with food, music, dance and lots of fun in an Ahiskan way. Saçlı, nur yüzlü nenelerimiz, pak kalpli, bal sözlü analarımız. Bugünkü Dünya Kadın Günü'nün programına hoş geldiniz. One essential Ahiskan value is to honor the elders. On this event, the elder ladies of the community take the mic first to share their well wishes with all in attendance. Allah böyle bayramlara herkesi ulaştırsın, ömürleriniz uzun olsun. Her yerde yolları açık olsun, başkanlara da Allah hayırlı ömür versin, sağ olun, var olun. We're doing a Ahiskan cultural dance. We dress like this. And then we're gonna do this dance in front of everybody. We're gonna show ourselves to the world. We want them to know about us. We want to let them know we're in America, we are in Russia, and all over. This dance is our traditional dance. This is a good opportunity in our culture to celebrate for our mothers.
Bugün gördünüz ne güzel oynadılar değil mi? Bu bizim milletimizin göz ağıdır. Bunlara geçen emekleri, bunlara bu işleri görmede geçen insanların emeklerine hepsine şükranlarımı iletirim. Allah razı olsun, var olun, sağ olun. The Little Ones Theater performance in their own Ahiskin Turkish highlights how the community ensures that the next generation will hopefully remember their mother tongue. Burası Amerika'dır, herkesin yeter de sen niye yutmasın, sen de yeter. Çok güzel kutladık, Allah razı olsun bunu edenlerden. Ben de iştirak ettim şimdi bunun içinde. Çok güzel geçti hepsi. Burada ilk defadım, çok memnun olduk. Rusya'da da oluyordu ama burada bu çok güzel geçti. Çok beğendim, memnun olduk. America fosters many ethnic groups to maintain their identity and culture. Despite not having an independent state, Ahiskans still feel at home in the U.S. They are proud to be both Ahiskans and Americans. With this mindset, they see their future bright and promising in their new home. Bizim çocuklar birkaç tane madalya sahibi oldular. Bu biz için büyük gurur. Bizim geleceğimizi çok parlak, güzel görüyoruz. Geleceğimiz bizim çocuklardır. İnşallah 10 senesine, 20 senesine, 30 senesi sonrasına bakılırsa burada güzel işler yapılacağına inanıyorum. Onlardan biz istiyoruz ki bunlar dillerini yitirmesinler, dinlerini yitirmesinler. Geleceğimiz inşallah gene bir 10 yıl diyor. 10 yılın içinde bizden doktor çıkacak, hekim çıkacak, ne bileyim prezident olabilirler. Nerede olursa bizim halkımız çok yüksek yere çıkacaklar.